Ve beklenen an geldi Gece Ajansı'nda. Gece Ajansı'nın bu bölümünde önemli konuları Gece Ajansı'mızın masasına yatırıyoruz. Önemli konukları ağırlıyoruz. Bugün de yine çok önemli bir konuğum var efendim. Kendisi gazeteci, yazar, hatta programcı, çok yakından hatırlayacaksınız. Mehmet Ali Önel. Mehmet abi hoş geldin. Merhaba Muhammed, hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür iyiyim, sen nasılsın? Özledim sizinle program yapmayı. Daha Eyvallah, iyi oldu sağ bugün. olasın. Abi konular çok uzun. İstersen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Başlayalım. Mevzu derin. Mevzu gerçekten sıkıntılı. Mevzu ciğerimizi parçalıyor, kanatıyor. İsterseniz Aksa Tahrir Operasyonu diyoruz. Aksa Tufanı Operasyonu diyoruz. Hatta Filistinler bunun bir tahrir başlangıcı olduğundan nitelendiriyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl başladı? Tahrir yani özgürlük, Evet, hürriyet özgürlük. başlangıcı. Evet, Evet, özgürlük peki. olarak diyelim. Şimdi aslında olayların yalnız görünen şekli değil de biraz arka planıyla okumaya çalışmak lazım. Bugün artık dünya, herkes kabul ediyor ki bir vekaletler savaşı döneminde. Bütün dünya, Rusya'da şu anda Rusya ile Ukrayna savaşır gibi gözükse de aslında bütün dünya biliyor ki bir tarafta Amerika var ve Rusya ile vekalet savaşı yürütüyor. Şimdi Irak'ta aynı şekilde Amerika doğrudan savaştı. O savaş belki Irak aslında savaşı Amerika'nın hezimetiyle sonuçlandığı için bugün bunları yaşıyoruz. Amerika doğrudan savaşların büyük bir hezimet olduğunu gördü ve vekalet savaşlar dönemine girdi. Aynı şey aslında İsrail'de de Gazze'de de var. Yani Gazze'de evet savaşın bir tarafında Gazze'li mağdur, mazlum insanlar var. Onların bu savaş ana sütü gibi hakkıdır. Özgürlük, hürriyet, hür bir şekilde yaşama, çoluğunu çocuğunu sağlıklı bir şekilde yaşatma imkanına sahip olmak onların hakkıdır, hukukudur. Ama bir taraftan da baktığınızda bu savaş da bir vekalet savaşı. Arkada kim var? Bir tarafta Hamas'ın arkasında maalesef İran'ı görüyoruz. İsrail'in arkasında da aslında herkesin bildiği gibi Amerika var. Evet. Yani bu bir yine vekalet savaşı. Peki bu vekalet savaşı kimin işine yarar ve taraflar kimler aslında? Yani burada Amerika dediğimizde gerçekten biz sadece Amerika mı anlıyoruz yoksa başka Amerika içinde başka güçler mi var? Biraz onları da anlatmaya Evet, biraz çalışalım. irdeleyelim bugün abi, evet. Amerika içinde aslında birkaç Amerika var. Bu hep söylenir. Bunlardan bir tanesi Pentagon ve CIA'nın öncülüğünde küresel gücün aslında bazı önemli iş adamlarıyla simgeleştiği bir kanat olarak tarif edebiliriz. Buna küresel güç bir diyebilirsiniz, küresel gücün bir kanadı diyebilirsiniz. Bu Rockefeller adlı çok meşhur Amerikalı büyük milyarderin sermaye liderliğini yaptığı, Pentagon'un ve CIA'nın da desteklediği bir kanat, bir güç. Evet. Bu aynı zamanda Amerikan derin devlet olarak tanımlanıyor. Diğer güçte de, diğer tarafta da Amerika'da evangelistler var. Bunlar da işte bildiğimiz hani Tanrı'nın elini kıyamete zorlayan bir anlamda eğer dünyada kaos olursa bir an önce bekledikleri Mesih gelir de dünya kurtuluşa erer. Hani kendi dünyaları kurtuluşa erer, kalan herkes mahvu perişan olur diye bekleyen bir grup. Bunlar da Amerika'da öyle az filan değil, 60 milyon filan civarında. Evet. Bir başka grup, küresel gücün bir başka kanadı bu. Bu da Rothschild adlı Yahudi sermayesinin liderliğinde Çin'de özellikle son 50 yıldır odaklanan, oradan dünyaya hükmeden bir güçten bahsediyoruz. Bunun belki düzenli orduları yok ama arkasında çok büyük bir sermaye var. Evet. Çin üretim gücü var ve Avrupa Birliği var. Evet. Evet. Şimdi bu aslında iki gücün savaşını biz yakın zamanda Rusya'da gördük. Yakın tarihe kadar biliyorsunuz aslında Amerika, Avrupa ile Çin yine bu Rothschild hanedanlığının liderliğinde, sermaye liderliğinde bir pakt, bir grup oluşturmuştu. Küresel gücün bir başka kanadı, demin bahsettiğimiz kanadı oluşturmuştu. Ve Amerika'nın esas merkezi derin gücü olan Rockefeller grubuyla savaş halindeydiler. Ve aslında açıkçası görünen oydu ki bir anlamda bu güçler arasında ciddi bir denge oluşmuştu. Yani şöyle düşünün, Avrupa'nın silah sermaye gücü, devletler gücü, Çin'in üretim gücü, Rusya'nın enerji gücü birleşmişti ve Amerika'nın karşısında çok ciddi bir güç oluşmuştu. Amerika bu gücü nasıl yendi? Ukrayna Savaşı'nı başlatarak yendi. Evet. Bakın Ukrayna'da bir anda ölü olan ki Fransa Devlet Başkanı Macron NATO'nun öldüğünü ilan etmişti. Birçok Avrupa ülkesi bu kanaatteydi. Ölü NATO bir anda diriliverdi. Dirildi. Arkasından bütün Avrupa ülkeleri NATO'da sıraya girdi. Hatta NATO üyesi olmayan ülkeler de NATO'ya girmek için sıraya girdi. İsveç'i Finlandiya'sı. Vesaire. Peki ne oldu? Amerika bir oyun kurdu.
kurduğu oyunda Rusya ile eline bir maşa tuttu, vekale savaşı yaptı. Ukrayna'yı savaştırdı. Yanına bütün karşısında olan güçleri kendi kollarının altına aldı. Müthiş bir başarı. Yani üst akıl diye hep söylenir ya. Gerçekten üst akıl bunlar. Elit akıl, küresel ya da şeytani akıl, evet, diyelim şeytani aslında. Daha iyi şeytani akıl daha iyi ifade ediyor. Evet. Şimdi bu işin bir başka kanadı da aslında yine Çin liderliğinde, bakın, bütün Körfez Arap ülkeleri, İran bir enerji koridoru oluşturmaya başlamıştı. Yakın zamanda hatta bir takım anlaşmalar yapıldı. Hı hı. 2022 yılında bildiğim kadarıyla İran'la Çin arasında 400 milyar dolarlık bir dev anlaşma yapıldı. Bunun içinde enerji anlaşmaları var, silah anlaşmaları var. Çok büyük bir anlaşma yapıldı gerçekten de. Ve bir anlamda hatta İran Çin'in kontrolü altına girdi. Bu kadar açık söyleyebiliriz. Bunu kim destekledi? Körfez Arapları destekledi. Yani Amerika'nın karşısında bir başka güç oluşmaya başladı. Amerika bu kez oradaki gücü nasıl dağıtacaktı? Araplar yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn vesaire filan. Orası tabii çok önemli çünkü orada çok büyük dünyanın enerji merkezi aynı zamanda. Hı hı. Arapları kaybetmeyi, enerji koridorunu, enerji altyapısını kaybetmeyi göze alamazdı Amerika, ne yaptı? Bu kez İran'la bir dolaylı savaşa girerek bütün Arapları yanına aldı. Evet, ambargo uyguladı. Yani şimdi bakın, şu anda Amerika bütün Körfez ülkelerine çok yeni, çok modern silahlar havale etmeye başladı. Bir takım füze üsleri, füze savunmaları, işte bakın şu anda gelen denizaltılar, büyük uçak gemileri, yani bütün dünyanın silahını Amerika oraya yığdı. Ya baktığınızda bir anda Amerika hem Rusya'da hem Orta Doğu'da müthiş bir oyun kurdu. Yani hem Asya'da hem Orta Doğu'da. Yani Asya ve Orta Doğu, ki dünyanın enerji merkezi, iki önemli merkez. İkisini de kontrol altına aldı. Yani bir anlamda şuraya geldiğimizde şunu görüyoruz. Küresel güç kendi arasındaki savaşta Avrupa merkezi, Çin odaklı, Rothschild Hanedanlığı'nın temsil ettiği sermaye grubunu ve Avrupa Birliği'ni Rusya-Ukrayna savaşıyla yanına aldı. Şu anda bu savaşı Rusya zımnen kaybetmiştir aslında. Yani savaş halen devam ediyor ama Rusya'nın bu savaşı kazanması mümkün değil. Rusya çok büyük bir tuzağa düştü. Çok büyük enerji ve insan kaynağını sarf etti. Ve buradan kazanacağı bir şey de yok. Evet. İki günde girip üç günde çıkacak savaşta. Bir yıl aşkın süredir devam ediyor. Aynı şey şimdi Amerika hiç Orta Doğu'da elini sıcak sudan soğuk suya vurmadan yaptı. Yani ben tekrar söylüyorum. Yani Hamas'ın, Gazze'lilerin bu savaş anaların sütü gibi hakkıdır. Çünkü onlar mağdur insanlar, mazlum insanlar, her türlü hakkı gasp edilmiş insanlar, elbette bu savaşı verecekler. Onun dışında bu analizim benim. Bakın, onlar da burada kullanılan aslında maalesef piyon durumunda. Bunu söylemek lazım. Çünkü birileri, evet, yani Amerika bu savaşı kurgularken Hamas gelsin savaşsın diye değil. Bu savaşın altyapısı nasıl oluşturdu? İsrail'i bir anlamda CIA ile Mossad'ın işbirliğiyle kör ederek, İsrail'in Hamas'ın bu yaptığı hazırlıkları görmeyerek ve ona belli bir alan tanıyarak bu savaşı kurguladı. Hamas kendi savaşını yapıyor, ayrı bir şey. Ama bakın şimdi geldiğimiz noktada ne oldu? 10 bin sivil insan, bunun 4500'ü maalesef çocuk. 12-13 yaş altı çocuk. Bunların belki bin kadarı henüz bebek, süt emen bebek. Evet. Bu kadar vahim bir tablo. Korkunç bir zayiat var, korkunç bir kayıp var. Bu savaşın kazananı maalesef olmayacak. Yani bundan sonra Gazze'deki insanları nasıl bir akıbet bekliyor? Yani Sina Çölü'ne mi sürecek Amerika, ya da orada kısıtlı bir alana onları sıkıştırıp daha da bir kuşatma altında mı yaşamalarını sağlayacak? Yani önümüzde çok fazla bilinmeyen var. Bu işin dramatik tarafı bir tarafa, ama kazanana baktığınızda ne oldu? Bütün Arap koridorunu, enerji koridorunu Amerika yeniden tek eline almaya başladı. Şu anda Araplar da tıpkı Avrupalılar gibi Amerika'ya mum olmaya başladılar. Oyun kurmak budur. Amerika oyununu kurdu. Küresel gücün Amerika kanadı diyelim oyununu kurdu. Ve maalesef oyun tıkır tıkır işliyor. Aslında Amerika'da belki maşa olarak kullanıldı, bu oyunu kurdu. Arkasındakilere de bakmak lazım. Yani arkada bir gövde yani var. Amerika'nın arkasında dediğiniz şey, işte az önce tarif ettiğim iki ayrı güç. Evet. Amerika'nın içindeki iki ayrı güç. Evet. Bunların bir tanesi özellikle Rockefeller ve işte CIA Pentagon'dan gücünü, evet, alan o sermaye grubu. Bunlar zaten derin Amerika'yı oluşturuyor. Bunun karşısında çünkü, da Avrupa'yı merkez edinen, evet, Rothschild ve ona bağlı sermaye grubu. Bunlar Çin'deki, da Çin üzerinden bu savaşı yürütüyorlar. Evet, Çin'deki sermayeyi de zaten şekillendiren onlar. Evet. Yani baktığımızda, evet,
yine şöyle bir özetleyecek de, Ukrayna ve Rusya'yı savaştıran yine onlar. İki Yahudi halkı savaştıran onlar. Yine baktığınız zaman Hamas orada bir mücadele veriyor. Eyvallah, zaten meşru bir mücadele, ama zamanlamasına baktığımız zaman tam da Amerika'nın ya da arkasındaki güçlerin işine yaradığı bir dönemde Muhammed aslında. Muhammed, şu yani aklı başında bir insan herhalde bunu çok rahat analiz edebilir. Yani İsrailli askeri yetkililer şunu söylüyorlar. Biz Gazze sınırından bizim sınırımıza geçmekte olan hamam böceğini dahi görecek durumdayız diyorlar. Ama Hamas'ın savaşçılarının 2 yıl boyunca yürütmüş olduğu o hazırlıkları görememişler. Yani o silah yığınaklarını görememişler. Kafama bir şey takıldı. Hatta o gün yapılan, 7 Ekim günü yapılan sınır ihlalini ve karşı tarafa geçiş operasyonunu da görememişler. Yani bu anlaşılmaz bir şey. Çok özel bir soru sorayım. Bu mümkün değil abi. Mehmet abi, çok özel bir soru sorayım. 500 kilometre tünelden bahsediyoruz. 500 kilometre. Bir köstebek bile toprağı eşelediği zaman bir yerden çıkıyor ve toprak yukarıya atıyor. Evet. 500 kilometrelik toprağı ben özellikle bir harfiyat firmasına, hatır sayılır Türkiye'de bir harfiyat firmasına sordum. 2 metre karelik bir yer açılsa ne kadar toprak çıkar dedim. Tam 5 milyon metreküp dedi ki bu iki Kayış Dağı'na eşdeğer. Bu toprak nereye gitti? İsrail bunu görmeden nereye attılar? Nasıl oldu? Yani denize atsanız... Ya bugünün teknolojisi gerçekten bu mümkün değil. Yani bir insanın içtiği sigaranın markasını dahi yukarıdan uydulardan görecek ve bunu tespit edecek durumda bir teknoloji var. Hele ki İran'ın elinde, İsrail'in elinde, Amerika'nın da desteklediği olağanüstü bir teknoloji var. Ya bütün bunlar aslında belli ki şu, oyun şuydu. Yani Hamas militanlarına, Hamas savaşçılarına belirli bir alan tanındı. İsrail bu savaşı, İsrail'in içinde bir güç diyelim. Çünkü İsrail'de de belki Netanyahu belli ki siyaseten zaten çok zordaydı ve böyle bir şeyi, bir riski göze alamazdı. Ama orada da bir derin devlet var, Amerika ile işbirliği yapan Mossad liderliğinde, öncülüğünde. Bir oyun kurdular. Hamas'ın bu operasyonu yapmasını, sınırı ihlal edip karşı tarafa geçmesini beklediler. Ama bu kadar büyük bir güç beklemiyorlar, bu kesin bence. Belli bir alan tanıdılar buna, evet, ama Hamas'ın da bu kadar başarılı olacağını, arkasından bu kadar direneceğini hesaplayamadılar. Onlar daha bir hesap hatası yaptılar. Ama yine de plan işliyor tabii. Adnan Oktar'ın 2014'teki konuşmasını izlemiştirsiniz. Diyor ki çok basit diyor. Filistin'i silip atacaksınız diyor. Aynen konuşmalar bu şekilde. Ve çok basit, nasıl diyor. Soruyorlar orada, diyor ki 40 kişiye bakıyor bu. 2 tane 3 tane füze göndereceksin diyor. Olay bitecek diyor. Silip atacaksın Sina'ya diyor. Ve 2014'te söylüyor bunu. Bakın İsrail zalim bir devlet. Yahudiler zalim bir millet. Evet. Siyonistler korkunç insanlar. Yani insan demeye aslında dilimiz varmıyor. Ama yine de böyle bir gerekçe olmadan Hamas savaşçıları sınırı ihlal edip orada işte o bir takım sivillere de yönelik eylem yapmadan bu kadar büyük korkunç katliam yapamazlardı. 10 bin insanı bir ayda öldüremezlerdi. Evet. Bundan sonra daha da ne kadar öldürecekleri belli değil. Her şeye rağmen dünya ne kadar vicdanını satmış olsa da bir gerekçeye ihtiyaçları vardı ve o gerekçeyi oluşturdular. Bunu çok ne söyleyebiliriz. Yönetmenimden bir nolu Almanya'daki mitingi alayım mı ben? Alalım. Şöyle... Şimdi sevgili izleyiciler, ben özellikle Mehmet Ali abinin Twitter'ını inceledim, irdeledim. Oradakileri de tam anlamıyla bugün getireceğim. Aslında tam da gündemin merkez odak noktası. Yani hiçbir şeye bakmasanız, oraya baksak orada ne oluyor, ne bitiyor aslında anlayacağız. Yönetmenim, bir şey rica edeceğim. Bizi de sağa sola al, kopmayalım programdan. Hızlı bir şekilde onları işleyerek devam edelim. Çok daha güzel olacak. Evet, hazırlayacak şimdi. Şimdi Almanya'daki mitinglere bakıyoruz. Diğer tarafta Hollanda'daki mitinglere bakıyoruz. Yine Amerika'daki mitinglere bakıyoruz. Hatta üniversitelerde çocuklara bakıyoruz. Yahudileri bir yere kilitliyorlar ve hayır yapamazsınız bunu diyorlar. Yani bizden daha çok sesleri çıkıyor. İnsan öldürüyorsunuz, katlediyorsunuz diyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz Mehmet abi? Yani Muhammed, niye bu kadar ses kaldık? Hepimizin çoluğu çocuğu var. İzlediğimiz o görüntüler kalbimizi kanatıyor. Evet. Yediğimiz içtiğimiz haram oluyor. Uykular zehir oluyor. Yani gerçekten ben artık 50 yaşını geçtim. Bu görüntüleri gördüğümde insanlığından utanıyorum. Gerçekten yani ben kendi adıma söylüyorum. Çoluğumu çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Yediğimden zevk alamıyorum. Yani insan sonuçta vicdan sahibi. Her ne kadar bir takım dünya gailesi, yaşam sarhoşluğu insanların vicdanını kör etmiş olsa da Batı'da da insanlar insan. Ve bakın Doğu toplumlarının yapamadığını bugün Batılılar yapıyor. Doğulular ellerindeki
İslam gibi şerefli bir dinin hakkını veremedikleri için bugün bu zelil hayatı yaşıyorlar. Ama batıda insanlar bu büyük soykırım karşısında vicdanları harekete geçiyor. İnsanlar İslam'ı keşfetmeye başlıyorlar. Böyle videolar var. Arka arkaya insanlar konuşuyor. Evet. Biz İslam'ın böyle bir din olduğunu bilmiyorduk diyorlar. Öğreniyorlar ama. Yani bugün gerçekten de Almanya'da, Washington'da, Amerika'da, Norveç'te bile, yani dünyanın hemen hemen bütün batılı ülkelerinde çok büyük kitlesel eylemler var. Yani evet, onların içinde bir kısım doğudan giden insanlar da vardır, ama göçmen insanlar, ama çoğunlukla bunlar batılı insanlar. Şimdi Mehmet Ali abi, bu ya bir Arap ülkesi değil. Oynatalım yönetmenim. Burası sanıyorum Almanya, öyle değil mi? Almanya. Berlin. Evet. Özellikle de yazmışsınız, Twitter'daki yazınızı da aldık. Burası Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri veya Suud değil. Almanya, Berlin. Berlin'de on binlerce gösteri. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı protesto etti. Gazze'ye destek verdi. Çok ilginç bir kalabalık ve bu kamuoyundan saklandı. Bunlar BBC'de, Reuters'ta, bunlar maalesef göstermen New York Times'ta bunlar yoktu mesela. Şimdi şöyle bir ilginç durum oldu. Batı'daki devlet yönetimleri tamamen bu Siyonist çeteye teslim olduğu için, Almanya böyle, İngiltere böyle, yani Fransa, İtalya, ya bütün Avrupa ve Amerika, bütün batılı devletlerin liderleri, yöneticileri tamamen Siyonizm çetesinin emrinde. Bu tartışmasız. Ve yapılan eylemleri yasakladılar. Yani birçok ülkede, Almanya başta, Filistin bayrakları yasaklandı. Filistinli insanların dramlarını okullarda konuşan çocuklara yasaklar getirildi. Sokaklarda eylemler yasaklandı, ama kitleler artık dinlemiyor. Bakın, artık insanlar sokaklardan taşıyor. Evet. Ve bu insan seli devam ederse, o yöneticiler de o koltuklarda artık oturamayacaklar. Ve bunu yavaş yavaş gördükleri için zaten yavaş yavaş İsrail'e de baskı yapmaya başladılar. Yeter artık. Yani bir yol bulalım, en azından geçici insanlara bir nefes aldıralım diye baskı yapmaya başladılar. Doğu'da peki, Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Bahreyn'de, Körfez'de, herhangi bir yerde sokaklarda insan görüyor musunuz? Maalesef. Yok. Maalesef. Yok. Çünkü oradaki insanlar da maalesef o 3 kuruşluk yaşam keyiflerinden, zevklerinden, konforlarından ayrılmak istemiyorlar ve kendi liderlerine baş kaldıramıyorlar. Avrupa'da da var. Ya tabii ki Avrupa'da demokrasi var. İnsanlar daha özgür bir şekilde bir takım hakları kullanabiliyor. Ama doğudaki insanlar da bir zahmet oturdukları yerlerden popolarını kaldırıp sokaklara çıksınlar artık. Ya şimdi bunun üzerine ben bir de 12'yi verdirmek istiyorum. Tam zamanı. Yani bir Almanya, batılı bir ülkedeki halkın, yönetmenim 12'yi alalım mı? 12'de de Suudi Arabistan, Mehmet Ali abi, Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Bu. Şimdi işte, yani zaten üzücü olan bu. Batı'da insanlar, evet. Burası Birleşik Arap Emirlikleri. Evet, Birleşik Arap Emirlikleri burası. Dubai. Burada Cadılar Bayramı kutlanıyor. Yan tarafta dev bir iskelet var. Orada bir kaplumbağa simülasyonu var. Hı hı. Robot ışıklarla böyle kutlamalar yapıyorlar. Arabistan'da aynı günlerde Riyad Festivali vardı. Hemen Riyad Festivali. Riyad 2023 Festivali. Orada da verelim. Maalesef çok pespaye, çok rezil görüntüler vardı. Ya bu insanlar güya Müslüman olduklarını söylüyorlar, ama yanı başlarında hemen 15 taş atsan ulaşacak mesafede Gazze'de insanlar, çoluk çocuk katlediliyor, ama onlar orada göbek atıp keyif çatabiliyor. Sesi de verelim. Yani bu nasıl bir vicdandır, nasıl bir anlayıştır? Yani bu Müslüman dediğimiz Arap ülkesi. Evet, Suudi Arabistan'da. Aslında ne oluyor biliyor musun? Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Bir ayeti kerimenin tecellisini yaşıyoruz. Onu burada okumama izin verirsen hemen okuyayım. Şuraya bakar mısın? Şöyle insan seli, burada da insan seli var, ama gaye farklı, evet. Amaç farklı. Zerre kadar vicdan muhasebesi yok. Şuraya bakar mısınız ya? Yüz karası. Ya şu insanlar hiçbir şey eksik değil. Yani korkunç bir zenginlik içerisinde yaşıyorlar. Ama yani bu zenginlik, bu konfor onların sadece İslam dinini değil, insanlıklarını da bitirmiş. Evet. Yani İslam bunlarda yok, insanlık da yok.
hayvan boyutunda yaşıyorlar. Yani çok amiyane tabirle artık bunu söylemek lazım. Bu artık insanlık boyutunda başka bir boyut. Yiyorlar, içiyorlar, gidiyorlar. Yani maalesef bu. Evet. Maalesef bu. Bak ne diyor ayet-i kerime? Buyur abi. Maide 51. Ey iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazıları bazılarının dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse muhakkak o onlardandır. Şüphesiz Allah salim kavmi hidayete erdirmez. Yani bunu yapanlar, yani Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinenler zalim olurlar. Zalim olmak demek dinden çıkmak demektir. Ve onlara Allah hidayet etmez. Onları doğru yola bir daha da İslam'a getirmez diyor ayet-i kerime. Şimdi bir soru. Bu. Suudi Arabistan hali Müslüman. Bu. Tabii sadece bu değil. Almanya, yani Müslüman'ın diyen toplumların çoğunda bu durum var. Tamam, Almanya gayrimüslim diyoruz. Vicdanı titreyen bir Almanya sokaklarda zevk sefa içerisinde Müslüman Suud halkı tamamıyla eğlence merkezlerinde böyle eğlencenin içerisinde. Kimi dost edineceğiz? İyi ile kötü yer değiştirmiş. Nasıl bileceğiz? Nasıl yapacağız? Nasıl olacak bundan sonra? Vallahi burada fert fert herkesin yapacağı şeyler var tabii ki. Herkes kendinden sorumlu. Herkes nerede durması gerektiğini, nasıl bir yaşam süreceğini kendisi tayin edecek. Evet. Bunun için de gerekli rehberler var, gerekli yol gösterici kitaplar var. Önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Eğer ki birisi ben dosdoğru hayat yaşamak istiyorum diyorsa onun için her türlü kaynak var. Sır değil yani. Ama insanların derdi bu değil. Hayır, artık İslam'ı falan geçtik. İnsanlık yok. Bakın yani batıda her şeye rağmen insanlık var. Vicdan hala yaşıyor. Ama doğulu toplumlarda İslam olmadığı gibi insanlık da yok. Ve korkarım ki bu toplumları büyük bir azap bekler. Bu yaptıklarının bedelini öderler. Ve bunun da zamanı çok uzak değildir. Böyle çok, gitmez çünkü. Çok yakın. Böyle gider mi? Gitmez. Yani bir tarafta çoluk, çocuk, kadın, yaşlı... 10 bin insan bir ay içinde öldürülürken, katledilirken sen yanı başında zevki sefa içinde yaşarsan Allah bunu reva görür mü? Görmez. Bunun hesabını sormaz mı? Vallahi görmez. Elbet soracak. Vallahi sorar. Ben normalde yemin etmem ama sorar. Bakın yemin ediyorum. Ben de yemin edeyim sana. Vallahi soracak, yani billahi soracak. Sorar. Bize de sorar. Olmaz mı? Bize de sorar. Buna göz yuman. Bize de sorar. Kafiri baş tacı eden, onun emri altına giren, kendi dinini 5 para için satan insanların hepsi bunun bedelini öder. Kim olursa olsun. Evet. Babam da olsa öder. Doğru, öder. Bu böyle. Öder. Bu yasa, anayasa. Allah'ın yasası. Biliyorsunuz balık vardı. Balıkları yiyenlerle yemeyenler, göz yumanlar, orada uyarmayanlar hepsi helak oldu. Bak demin bir oyundan bahsettik ya. Amerika, evet. Küresel gücün Amerika kanadı. Orta Doğu'da bir oyun kurdu. Oyun daha bitmedi. Oyun daha bu birinci aşaması. Bu oyunun sonu nereye gidecek onu konuşalım biraz. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Çok açık söyleyeyim ben sana. Şimdi Amerika içinde az önce söyledim 60 milyon kadar nüfusu olan bir evangelist kesim var. Hı hı. Bunlar Amerika'daki Siyonist çetelerle birebir beraber çalışıyorlar. Ve bunlara Judaik Hristiyan da deniyor aynı zamanda. Bunların bir ortak beklentisi var. Yani hem Siyonist Hristiyanların hem de Amerika'daki evangelistlerin. Mesih gelecek. Dünyada Mesih'in yönetiminde kendileri için bir altın çağ başlayacak. İnsanlığın geri kalanı yok olacak. Beklenti bu. Evet. Bunun olması için de dünyada çok büyük savaşların, kaosların olması gerekiyor. İlginç olan aynı beklenti Şia inancında da var. Ben İslam diyemiyorum ama Şia diyeceğim, evet, ona. Şia inancında da var. Şia'da da ne var? Mehdi gelecek. Dünyada çok büyük kaoslar olacak. O kaoslardan sonra kendisine tabi olanları kurtaracak. Geri kalan insanlar tarumar olacak. Şimdi iki taraf, bir tarafta Amerika ve İsrail böyle bir inancın peşinden gidiyor. Karşında da İran yine aynı şekilde aynı inanca sahip. Burada olacak şey şu. Amerika işte dedik ya maalesef şeytani akıl. Bunların bütün bu beklentiler hepsini gayet iyi yönetiyor, gayet iyi farkında. Hepsini hesaplıyor. Hepsini hesaplıyor. Orta Doğu'daki bu savaşı, bu başlayan ateşi İran'a götürecek. Hı hı. Bir Fars-Arap savaşını başlatacak. Nasıl başlayacak bu savaş? İran'ın devlet başkanı geçtiğimiz sanıyorum bir ay oldu Amerika'da Birleşmiş Milletler kürsüsünde açıklama yaptı. Mehdi çıktı. Mehdi hazır. Dünyamızda, daha önce Ahmet Necdet aynısını söylemişti. Dünyamızda hazır. İlan edilmeyi bekliyor. Yani biz Mehdi'yi biliyoruz. Mehdi çıktı. Mehdi bizi perde arkasında yönetiyor. Ortaya çıkmasını bekliyoruz diyorlar. Şimdi yarın Mehdi çıktı dediklerinde... Bu Mehdi biz diye bilmiyoruz. Dediklerinde ne olacak biliyor musun Muhammed? Hı hı. İlk hedef Kabe'ye yürümek olacak. İlk hedef bütün Arapları kıymak olacak.
Ve bu nitekim peygamberin hadislerinde de naklediliyor. Kıyamete doğru saat yaklaştığında bir Arap-Fars savaşı olacak. Ve bu savaşın şu anda aslında ilk ateşi Gazze'de tutuşturuldu. Bu savaş bitmez. Bakın sure. Yani akıl var, mantık var. Şimdi ne olacak? Bu savaş buradan geriye mi gidecek yani? 7 Ekim öncesine dönmek artık mümkün mü? Yok, değil. Hayır. Artık bu iş bitti. Zemberek boşaldı. Cin şeyden çıktı. Artık geri girmez. Artık bundan sonra olacaklar belli. Bundan sonra çok net bir Arap-Fars savaşı beklemek gerekiyor. Şu anda Araplar bu savaş olmasın diye geri adım atıyorlar. Evet. İran ödü kopuyor Amerika'dan. Bakın İran şu ana kadar aslında kendi onurunu, şerefini, haysiyetini korumak için 100 defa İsrail ile Amerika'da savaşması gerekirdi. En önemli adamları, kutsal adam gibi gördükleri Kasım Süleymani'yi Trump emirle havaalanında öldürdü. Suikast yaptı. Ne yapabildiler? Hiçbir şey. Amerika ve İsrail İran'ın çok önemli merkezlerine sürekli bomba atıyor, füze atıyor. Cevap verebiliyor mu? Vermiyor. Nasrallah'ın açıklamaları var Hizbullah şeyde. Geleceğim oraya. Evet. İran savaştan kaçıyor. Çünkü başına gelecekleri biliyor. Ama bir taraftan ne yapıyor alttan? Alttan maalesef işte bir taraftan Irak içinde korkunç bir katliam yaptı. Sırf o Şia yayılmacılığını tescillemek için, Irak'ı ele geçirmek için 1 milyon insan orada Amerika'nın eliyle katledildi. Katledildi, evet. Bakın burada şimdi diyecekler ki ya Irak'taki insanları Amerika katletti. İran'ın ne işi var? İran'ın önceki liderlerin ikisi, videosu var ben sana atmıştım. Evet. Hem Ahmadinejad'i hem de Hamaney çok açık diyor ki biz Amerika'ya Irak'ta yardımcı olduk. Saddam'ı devirmesi için, Irak rejimini devirmesi için yardımcı olduk diyor. Yetmiyor. Biz Afganistan'da, Afganlar bizim düşmanımızdır, Amerika'ya yardımcı olduk diyorlar. Yani aslında İran perde arkasından yapacağını yapıyor ama mertçe, yiğitçe dövüşten kaçıyor. Ama nereye kadar kaçacak? Bir yere kadar kaçacak, bir yerde kaçamayacak. İşte o dediğimiz nokta geliyor. Peygamberin hadisinde söylediği Arap-Fars savaşı bugün artık Gazze'de fitil ateşlendi, adım adım geliyor. Tekrar söyleyeyim yani şu anda Amerika öyle bir silah yığınağı yapıyor ki bugün daha dün nükleer yakıtla çalışan ve nükleer kapasitesi olan bir denizaltı, Amerika'nın en büyük denizaltısı Körfez'e geldi. Geldi, evet. Ondan önce iki tane büyük savaş gemisi, uçak gemisi ve beraberinde birçok firkateyn savaş gemisi geldi. Yani Amerika'nın bütün Orta Doğu'yu yok edecek kadar şu anda Akdeniz'de silah gücü var. Boş uçak gemili uçaklar da geldi. Nükleer taşıyabilen uçaklar da geldi. Aynen. Onları ayrıca göz ardı etmemek Arabistan'a, BAE'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Bahreyn'e, birçok Körfez'deki ülkeye de Amerika son birkaç günde, birkaç haftada çok büyük silah yığınağı yaptı. Füze rampaları kurdu. Yani yaklaşmakta olan yaklaşıyor. Bu geliyor. ABD'nin bölgedeki oyun, askeri oyun kuran, gücünü alalım. Mazlumu katleden, mazlumun elinde mazlumun kanı olan hesabını muhakkak verecek. İran yaptıklarını çekecek. Bak Suriye, az önce Irak söyledik, Suriye söylemedik. Suriye'de 1 milyon insan katledildi. Bunların 20 bin tanesi yine bebek, çocuk. 1 milyon insan. Kim vardı orada? Hizbullah vardı. Kim vardı? Haçlı Şabi vardı. Yani İran'ın sağ ve sol kolu vardı. Milisleri vardı, milis güçleri vardı. Onlar savaştı orada. Sünni mezarlarını bile tahrip ettiler. Bütün bundan hesabı olmayacak mı? Evet. 19 alalım mı yönetimi? Muhakkak olacak. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, bölgedeki. Ha! Şimdi bu sonraki aşama, yani İran, Arap Savaşı olduktan sonra Amerika için asıl hedef Türkiye. Bu haritada bunu gösteriyor. Şimdi ben bunu sosyal medya hesaplarımda yazdım. Birçok işte muhaliflerden çok saldıranlar oldu ama bu birkaç milyon gösterim yaptı. Çok ciddi bir şekilde okundu, dağıldı bu alalım, haber. İkiyi alalım. Bir ikiyi alalım hemen. Türkiye baktığınızda Amerika'nın tam olarak kuşatması altında. Karadeniz'den tutun bakın Ukrayna'dan, her yerden. Kırım'dan ki Kırım tabii şu anda Rusya'ya geçti ama önceki fotoğraf o. Akdeniz'e, Ege'ye bunu özellikle Türkiye'nin bütün etrafı yani. Kuşatılmış durumda. Evet. Bunu özellikle verdirdim ki biraz sonra oraya gelelim. İsrail yine Twitter'ınızdan aldım bunu. İsrail rütbeli asker
ömrümün 40'lı yaşlarında en mutlu olduğum zaman bu ay oldu diyor. Bu topraklar bizim, Gazze bizim, Lübnan bizim, vaat edilmiş bütün topraklar bizim. Hedef Türkiye deyince birileri anlamakta zorlanıyor. Daha açık nasıl diyecek diyorsunuz? Bu Siyonist hedef. Evet. Yani bunların Siyonistlerin hedefinde arz-ı mevut, vaat edilmiş topraklara yeniden yeniden ilk defa aslında olacak. Yani kısmen daha önce sahiplerdi tabii. Birkaç defa Yahudiler biliyorsunuz medeniyet kurdular. Ondan sonra dağıldılar. Yeniden kurdular falan. Yani İsrailliler en son nihayetinde dünyanın sonuna doğru bu vaat edilmiş toprakların tamamına hakim olacaklarını düşünüyorlar. Ve bu toprakların içerisinde Türkiye'nin güneydoğusu da var. Güney sınırı da var. Dolayısıyla Türkiye'de var bu hedefler içerisinde. Ama sadece bu değil. Bahsettiğim şey Amerika'nın bir Arap-Fars Savaşı'ndan sonra bu batılı güçlerin Amerika liderliğinde Türkiye ile savaşından bahsediyorum. Az önceki harita onu gösteriyor. Yani İran gittikten sonra Türkiye'ye sıra geleceğini söylemek istiyorum ki bu aslında Türkiye yöneten liderlerin de Amerika ile ilişkilerde bunları zaman zaman ifade ettiğini. Mesela evet, en son şöyle, İran'da Sayın Erdoğan dedi ki bu nükleer kapasiteli olan savaş uçakları Akdeniz'e geldiğinde Gazze açıklarına. Gazze'de bu nükleer silahlı gemilerin ne işi var dedi. Şimdi abi. Ne işi var evet. Yani bu kadar silah yığınlarının gerçekten burada ne işi var? Mehmet Ali abi tamam orası çok güzel. O kadar güzel izah ediyorsunuz ki. Yani şu harita zaten her şeyi ortada. Yapmışsınız konuştuğunuzu. Peki Türkiye'deki askeri üsler? Türkiye'de askeri üsler var. Bu da bir hata. Yani bence şu anda Türkiye'de, tabii bu bir siyaset maalesef. Türkiye halen maalesef NATO'nun bir üyesi. Kastamonu'da, Kürecik'teki radar üssünün de aslında kaldırılması gerekiyor. Benim kanaatim bu tabii vatandaş Mehmet Ali olarak. İncirlik üssünün de çoktan kapatılması gerekiyor. Amerika'yla da yani bu sahtekar ilişkinin artık bitirilmesi gerekiyor. Amerika Batı'yla da. Yani şimdi bunlar güya Türkiye'yle stratejik ortak. Ama Türkiye'nin sürekli altını kazıyorlar. Hayır. Şurada. Sürekli düşmanlık ediyorlar. Şu Adalar Denizi'nde silahsız olması gereken dediğimiz anlaşmalarla, sözleşmelerle imzalandığı yerler silah yığıyor. 12 aday diyorsun. Neden? 12 aday. Ege'yi silah diyorsun. Yığıyor. Benim güvenliğimi tehdit ediyor ve ben kendi güvenliğim, kendi sınırlarım içerisinde tekrar... Ya sadece bu değil. Türkiye'nin güneyinde Amerika bir Kürt devleti kuruyor. Bir terör devleti kuruyor. Bu devlet kuruldu bile. Bu devletin şu anda çok ciddi bir silahı var, ordusu var, askeri var, her şeyi var. Sadece ilan edilmedi. Kim kurdu bunu? Yani İşte maalesef burada yine İran'ın çok büyük vebali var. Yani İran eğer Türkiye ile işbirliği yapmış olsaydı Suriye konusunda bugün Güney Sınırı'ndaki bu sorun Türkiye için de olmayacaktı. Suriye'de bu halde olmayacaktı ama İran yine orada yaptığı acem siyasetini Türkiye'nin altını oydu. İran'la işbirliği İsrail düzeltiyorum Rusya ile işbirliği yaptı. Orada kendine bir Şia yayılmacılığı alanı tanıdı. Sünni insanları katletti. Bedelini şimdi Türkiye ödüyor. Maalesef Türkiye'nin güney sınırında bundan sonraki en büyük sorunu Türkiye'nin oradadır. Orada bir Türkiye tehdit eden bir devlet. Aslında o devlet bir anlamda İsrail devletidir biliyorsunuz. Yani bu terör devletinin kurulacak olan devletin İsrail'le olan yakınlığı aşikar zaten. Yani zaten bu... amaçları şu diyor ki İsrail. Biz buradan bir harita yayınlamıştım geçenlerde. Burada Gazze'deki fitili ateşledik. Amaç Suriye'deki devşirdiğimiz, bakın Kürt olmayan Sabatay, evet. Kürt görünümlü, bakın kardeşlerimizi tenzih ediyoruz. Oradakilerle birleştirmek ve bu koridoru açıp tamamen... Yok, Kürtler soy olarak Yahudilerle akrabadır. Dan kabilesindendir. Yani Kürtler soy olarak da Yahudilere akrabadır. Çok uzak değildir. Bu bir vaka yani. Bu tarihsel bir vaka. Evet. Biliyorsunuz yani Barzani'nin dedesinin mezarı şu anda Kudüs'tedir. Yani bu bilinen bir ilişkidir. Yani Kürtlerin bir tarafı İsrail'le, Yahudilerle direkt doğrudan bağlantılıdır. Evet, işte Müslüman Kürtler tenzih ediyoruz orada. Müslüman Kürtler var. Tabii. Yani şimdi Kürt deyince hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Evet. Böyle bir şey zaten asla yapmıyoruz. Bizim kastettiğimiz kesin belli. Teröre müzahir olan, terörü destekleyen, Türkiye'ye düşman olan gruptan bahsediyoruz. Evet. Şimdi abi bir de bu durumlar sanatçılar da yani sonuçta sanatçılarla ilgili de özellikle ben konuşmak istiyorum. Orada zulüm devam ediyor. Vahşet var. Ve maalesef şu Üçnoğlu isterseniz şeyi de alalım. Yani sanatçılardan önce aslında Türkiye'de maalesef siyasetin de dili hala çok zehirli. Daha birkaç gün önce Meral Akşener hanımefendi Hamas terör örgütü ilan etti. Daha dün
CHP'nin başına seçilen Özgür Özel, Hamas terör örgütü diye bas bas bağırdı. Şimdi yani bu sanatçılara ne diyeceğiz biz? Yani bu siyaseti yön veren Türkiye'nin lider kadrosundaki insanlar böyle diyorsa, zaten bunların sanat dediğiniz camianın önemli bir kesimi Siyonist bir takım yapımcılardan, büyük film şirketlerinden beslenen bir kesim. Dolayısıyla onların da bu konuda sessiz kalmasını anlayabiliyoruz. Tabii ki yine vicdan meselesi, merhamet meselesi. Birileri var tabii ki. Mesela Deniz Uğur hanımefendi var. Ben kendisini takdir ediyorum. Günlerdir mücadele ediyor bir sanatçı hanımefendi. Birkaç kişi daha var ama geri kalan yok. Ses yok. Yani bunlar madem rol modeller topluma, o zaman bir nebze olsa en azından vicdanın, merhametin sesi olmaları gerekiyor. Ama dediğim gibi yani siyaset, özellikle Türkiye'deki muhalif siyasette böyle bir durum varken başkasına çok diyecek bir şey kalmıyor. Yani şu insanların, çocukların katliamını görüp de ya insanlar çocuklarının parçalarını poşetlere topluyor. Bugün bir video gördüm, yayına girmeden önce bir an bütün kimyam değişti. Bir çocuğun ya yarısı yok, paramparça olmuş. Babası çocuğu kucağında, o şok olmuş. Adam hastaneye koşturuyor, sanki çocuk yaşıyor da. Ama böyle insanlar korkunç şeyler yaşıyor. Maalesef. Ya şunları görüp de hala oradaki insanları terörist falan demek el insaf. Meşru müdafaa yapıyor sonuçta. Bir de Mahmut Abbas kadar meşru bir, seçilen bir ya otorite. Savaşın da kuralı vardır Muhammed. Savaşın da kuralı vardır. Öldürmede de bir ölçü vardır. Öldürürsünüz, savaşırsınız ama bir mütekabiliyet vardır. Karşılıklı bir ölçü vardır. Yani diyelim ki Hamas savaşçıları İsrail tarafına geçti. Orada işte o ilk 7 Ekim günü iki ateş arasında, ben o videoları çok izledim. İki ateş arasında kalan sivillerden ölenler var gerçekten de, doğru. Ama yani Hamas savaşçıları oradaki karakolu basıyor. Karakol basarken insanlar karakola sığınıyor. Orada hatta İsrailli bir kadının konuşması var. İsrail radyosunda konuştu kadın. Ben yayınladım o konuşmayı. Kadın diyor ki İsrailli askerler panikle bizim insanlarımızı vurdu diyor. Bunlar savaşmayı bilmiyorlar. Hamas'ın çocukları cengaver, onlar komando, onlar yıllardır bu savaşta hazırlanıyor ama öteki taraftakiler insanların kolunu kafasını kırmaktan başka bir şey bilmiyor. Toplum polisi bunlar. Asker evet. Değil, savaşmayı bilmiyor. Orada o panikle kendi insanlarını vurdular büyük oranda. Tabii ki iki ateş arasında kalmışlardır, ölenler vardır, doğrudur. Yani diyelim ki şuna getirmeye çalışıyorum. Evet. İsrail kendi sivil vatandaşları öldüğü için karşı tarafa bir savaş ilan etti. Ya kardeşim 300 öldürdün, 500 öldürdün, 10 bin insan öldürdün. İnsanlara yaşayacak bir yer bırakmadın. Ekmek yok, su yok, ilaç yok. Ya insanlar çamurlu sular içiyor. Yiyecekleri bir şey yok artık. Yani şu anda Gazze'de insanların hayatı tamamen bitmiş durumda. Ve bütün dünya şu anda ağzı açık şekilde İsrail ne yapıyor diye bakıyor. Her gece ekran karşısında İsrail'in yaptığı katliamları izliyor insanlar. Valla bilmiyorum yani insanlık herhalde şunlara bakınca evet anlıyoruz ki insanlığın artık biz son zamanlarına şahit oluyoruz. İnsanlık artık son demlerini yaşıyor, son çağlarını yaşıyor. Bu iş çünkü yani bu böyle gitmez. Vicdan bunu kaldırmaz. Az önce söyledik ya yani bu kadar büyük katliama, bu kadar büyük zulme bu kainatın sahibi olan Allah rıza göstermez. Bunlardan hesap soracak elbette. Evet. Ah gerçekten yani İçimiz yanıyor ya. Ben kelimelerin bittiği yer artık. 7 Ekim'inden bu yana program yapıyoruz. Bazen umutlarında mutsuzluk haramdır. Yakışmaz Müslümana. Bazen böyle umutsuzluğa kapıldığımız anlar oluyor. Artık diyoruz ki duayı bırakalım. Rabbim şu fiili duayla bizi oraya götür ya. Artık biz gidelim. Gerekirse canımızı verelim bu anlamda. Yani tamam kalemimizi de bırakalım, kameramızı da bırakalım. Gerekirse canımızı verelim. Yani fiili olarak gidelim. Muhammed. Nedir İslam bu coğrafyasında böyle? Toplamda Türkiye'nin içinde olduğu bir coğrafyadan bahsediyorum. 2 milyar insan var. Tükürseler İsrail'i boğarlar. Evet. Yani bugün Suudi Arabistan, Mısır, Körfez ülkeleri Türkiye liderliğinde, Türkiye gelsin desinler ki arkadaş sen geçmişte bu milletin lideriydin. Yine gel liderlik yap ki bunu söyleyen geçmişte Arap liderler oldu. Bugün maalesef yok ama geçmişte oldu. Gel bize liderlik yap. Biz bu zulmü durduralım. Hep beraber bütün bu coğrafyanın ülkeleri bir açıklama yapsalar ve deseler ki İsrail eğer durmazsa biz onu durduracağız. Yeter artık. Elini masaya vursa yeter artık dese.
Ne olacak? Amerika ne yapacak? İsrail ne yapacak? Durmak zorunda kalacaklar. Ama yok, böyle bir irade yok. Böyle bir düşünce yok. Bakın az önce görüntüleri verdik. Adamlar göbek atıyorlar, keyif içindeler. Umurlarında değil orada insanların ölmesi. Ama söylüyorum, sıra onlara da gelecek. Bu dünya kimseye kalmaz. Zulümle kimse abad olmaz, onlar da olmayacaklar. Zulme rıza, zulümdür. Bakın zulme rıza, zalime destek olmaktır ve zulümdür. Bugünkü Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinin tamamı da aynı şeyi yapıyor. Zulme rıza gösteriyor. Bunun hesabını verecekler tabii ki. Evet. Yönetmenim 16'yı alalım mı? İşgalci İsrail'in bir kadını, teyzeyi evinden uzaklaştırdığı bir görüntü var. Adım adım şunu özellikle yapmak istiyorum. Bu Batı Şeria'da yaşlı bir kadın evinde oturuyor. İsrail polisiyle birlikte bir işgalci, bir gaspçı geliyor, genç birisi. Omuzunda çantası var, sırt çantası hazır. Evet. Bakın şu, bir belli tipinde meymenet yok. Kadını evinden kovacaklar ve orayı kendi evleri olarak ve 8 milyarda izliyor sözüm onu. Ya bu bakın zaten 75 yıldır Filistin adım adım bu noktaya geldi. Birileri diyor ya yani Filistin'de toprak satıldı, Araplar topraklarını sattı, o yüzden şimdi vatansız kaldılar falan. Yani belki münferit hadiseler vardır ama toplamda İsrail'in orada adım adım nasıl bir zulümle insanları evinden, barkından, yurdundan ettiğini biz çok açık örnekleriyle görüyoruz, biliyoruz. Tarih buna şahit. Bunun ciddi zaten vesikaları var, belgeleri var, arşivde kayıtları var. Merak eden bunların hepsine ulaşabilir. Bakar mısınız? Hareketlere bakar mısınız? Eller cepte. Kadın orada, ben de özellikle dinledim bunu. Yani hareketlere bakar mısınız Ödel Bey? Bu işte bütün evet. Şey böyle yani. Şu anda gelinen noktada Batı Şeria için bir şey yani bu Hamas yönetimle bir şey düzeltiyorum. El Fethi'nin başındaki evet. Abbas yönetimine de bir şey söylemek lazım. Yani tamam Arapların durumu ortada ama yani orada kardeşleri hemen yanı başlarında katlediliyor. Bu Abbas denen adam, yani insan artık gerçekten öfkeden gülüyorum. Hala şaka yapabiliyor Amerika Dışişleri Bakanı'na falan. Yani bakın bugün Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok haysiyetli bir davranışta Amerika Dışişleri Bakanı'na sarılmak isterken, tabii onlar esikler, yalakalar çünkü yaptıkları suçun, insanlık suçunun farkındalar. Onu kapatmaya çalışıyor. O zaten bir Yahudi biliyorsun. Yahudiler bunu çok iyi yaparlar. İyi bir manevrayla savuşturdu, sarılmadı. Ve resmi bir görüşmeyle mesafesini koruyarak sürdürdü. Ama Abbas denen adam daha birkaç gün önce görüşmede şakalar yaptı Blinken'a. Ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri liderleri Amerika'ya şunu söylüyorlar. Siz bu savaşı bitirin. Yani bir an önce şu Gazze'yi silin, süpürün, ne yapıyorsanız yapın. Biz sizinle kaldığımız yerden anlaşmalara devam edeceğiz diyorlar. Böyle yani. Bu kadar insanlığın geldiği yer bu. Yani şunu hayret ediyorum ben. İnsanlık bin yıllardır bir medeniyet oluşturdu Muhammed. Geldiğimiz noktada baktığınızda işte bilimde, fende, sanayide insanlık gerçekten artık zirveleri zorluyor. Ve bir sözde medeniyet oluştu. Bu medeniyete baktığınızda bir takım güya değerleri var. İşte insan hakları, hayvan hakları hatta. İşte bir takım evrensel beyannamelerle bunlar tespit edilmiş. Uluslararası alanda kabul görmüş. Parlamentolar imzalamış. Bunlar yasalar haline gelmiş. Hepsi hikaye, çöp. Al hepsini çöpe at. İnsanlığın gerçeği bugün Gazze'de yaşananlardır. Evet. Gazze'de yaşananlar insanlığın gerçek halidir. Medeniyet dediği şeyin bittiğinin resmidir bu. Daha doğrusu hiç olmadığının resmidir aslında. Evet. Geçenlerde bir tane sanatçımız bir şey söyledi. Çok önemli bir şey söyledi. Köpek deyince aklıma geldi. Nişantaşı'nda ve Etiler'de neden bu gösteriler, yürüyüşler olmuyor, mitingler olmuyor? Neden işte Filistin bu anlamda Filistin'in yanında durulmuyor? İşte İsrail bu anlamda eleştirilmiyor şeklinde söylemişti. Şimdi köpekle alakalı biliyorsunuz, köpekle ilgili o caddelerde kaç tane yürüyüş oldu hatırlıyoruz mesela. Yani köpek haklarıyla alakalı, şunlarla ilgili. Ya Muhammed, baktığınız zaman yani insanların köpek kadar değeri yok mu? Yok yok, bak. Emin ol. Bir adada, bir yerde
bir takım hayvanlar, yani insanlara da zararlı hayvanlar bunlar. Böyle yani insanlara zarar veren hayvanları toplasalar ve birileri o hayvanları orada eziyet etse, ki edilmesin. Hayvana eziyet asla doğru bir şey değildir. Edilse dünya ayağa kalkar. Değil mi? Evet. Ya Konya'da bir köpeğe birisi, bir kendini bilmez, kürekle vurdu. Türkiye ayağa Türkiye kalktı. Ayağa kalktı. Ya arkadaş, şurada her gün insanlar, çocukla çoluk çocuk paramparça oluyor. Valla kimse çok ayağa mı ayağa kalkmıyor yani, kusura bakmasınlar. AK Parti'nin yaptığı miting de siyasi bir mitingdi. Yani o AK Parti'nin başarısı ayrı bir şey. Ama bir sosyolojik olarak bütün insanların kendiliğinden sokağa döküldüğü bir eylem Türkiye'de ben göremiyorum. Yok. Batı'dakiler öyle değil. Onlar evet, hazırlanmış eylem değil, onlar gerçek eylem. Hatta Ama Türkiye'de siyasi bir eylemdi. Takdir ediyorum tabii ki, AK Parti'nin yapması çok kıymetli bir şey. Ama insanların da kendiliğinden sokaklara dökülüp bunu protesto etmesi lazım. Yok böyle bir şey. Çünkü artık diyoruz ya, yani geldiğimiz noktada insanın, maalesef mazlumun, garibanın hayvan kadar değeri yok birilerinin gözünde. Aslında bir tane bir hanımefendinin, yine Almanya'daydı sanıyorum, bir mitingde bir hezeyanı vardı bir dile getirdiği. Eğer onu bulabilirsem onu özellikle vermek istiyorum ama hangisiydi o? İnsan hakları ve özgürlük ve çiftesi. 6'yı verebilir miyiz yönetmenim? Çifte standartla ilgili not almışım onu özellikle. 6'yı sana zahmet yönetmenim. Oradan nasıl bir sesi de verelim. Evet. Herkesin bahsettiği ifade özgürlüğü nerede? Diğer tüm gösterilere izin veriliyor ancak konu Orta Doğu'ysa herkes sessiz. Bu adil değil. Ve bunu hepimiz görüyoruz. Almanya bütün eylemleri yasakladı. Birkaç gün boyunca müsaade etmedi. Birkaç hafta boyunca Türkiye, sonunda insanlar sokaklara dökülüyor. O yüzden söylüyorum. Her şey serbest. Serbest olmasına rağmen şöyle bir tane duyarlı bir vatandaş gördünüz mü? Şöyle çıkıp da isyan eden. Ben görmedim. Ben ilk işte o iki gün şeyin önünde, konsolosluğun önünde gördüm. Ama şöyle çıkıp da yasak olsa herhalde kimse çıkmayacak burada. Bir de Müslümanız. Ya abi yediremiyorum Mehmet Ali abi kendime. Gerçekten yediremiyorum ya. Yani Almanya'da yaşayan şu genç kızımız kadar, evladımız kadar olamayacak mıyız biz ya? Biz ne kadar düştük böyle, ne kadar haysiyetsizleştik, ne kadar vicdansızlaştık. Ben kendi adıma söylüyorum. Sıradan insanların tabii ki vicdanın sesini dinlemesi, bireysel eylem yapması ya da toplumsal eylem yapması çok kıymetli. Ama emin ol, toplum kanaat önderlerinin, sözde dini liderlerin, sözde bir takım önemli önderlerin, liderlerin her neyse adları, bunların aslında hali bunlardan daha kötü. Vatandaştan daha kötü. İstersen şu şeyi biraz irdeleyelim. Biraz hızlı geçtik orayı, vaktimiz varsa. Var abi vaktimiz. Bildiğin gibi bu savaşta aslında Hamas tek başına, ama Hamas'ın bir beklentisi vardı. O beklentiyi Hamas'ın yöneticileri söylediler. Dediler ki biz İran'dan ve özellikle Hizbullah'tan beklentimiz vardı. Sükutu hayale uğradık. Hizbullah esti, gürledi, bir takım videolar yayınladı. Yok işte şöyle yaparız, böyle yaparız filan dedi. Yediği verebilir miyiz? Ama maalesef oradaki insanlara önce beraberiz dediler, belli ki destek verdiler. Hani tıpkı İran'ın yaptığı gibi, ama onların başına bomba yağarken yerlerinde oturmayı tercih ettiler. Bu adil bir şey değil. Abi onu anladım da. Buradaki durum aslında, yine şuraya gelelim. Aslında Hamas yönetiminin ve Filistin devleti yönetiminin, El Fetih hareketinin çok net bir hatası var. Bunu burada söylemek lazım. Yani İran'dan dost olmaz. Tarih buna şahit. Bugün yakın zamanda Suriye'de, İran'da, Afganistan'da yaşananlar da buna şahit. Maalesef eğer El Fetih hareketi ve Hamas hareketi İran yerine Türkiye ile işbirliği yapmış olsaydı, Türkiye'ye daha yakın dursaydı, bu hatalara düşmezdi. Savaşılacaksa gerektiği gibi savaşılırdı. Altyapısı iyi hazırlanırdı. Yani şu anda ne oldu? Türkiye eğer bir söz verirse, bakın Libya'da Türkiye var mı? Var. Evet. Arkasında duruyor mu? Duruyor. Suriye'de duruyor mu? Duruyor. Afrika'da, Orta Asya'da,
Türkiye bütün bölgede varlığını sürdürüyor. Türkiye'yi basit hafife almamak lazım. Amerika zaten bu yüzden Türkiye'ye hedef alıyor. Türkiye bugün artık sadece bölgesel değil, küresel liderdir. Hedef Türkiye yani. Küresel liderdir. Eğer Hamas yönetimi ve El Fetih yönetimi Türkiye'nin bu liderliğini kabul etmiş olsaydı ve Türkiye'ye daha yakın dursaydı, bugün bu durumda olmazdı. Bak bunu Hamas, Hizbullah'ın kurucularından İmam Tufeyli, Şeyh Tufeyli çok iyi anlatıyor. Videomuz var. İsterse verelim onu. Verelim hocam. Verelim. Versin arkadaşlar. Gerçekten de bugün çok farklı bir manzara olabilirdi. 10 bin insan yok yere ölmezdi. 22, 23, 24 var mı yönetmenim? Eren hazırlayacaktı. Orada yani Nasrallah'ın konuşmasını ben yazdım. Evet. Oraya arkadaşlar onu almışlar. Yani Nasrallah'ın konuşmasında büyük beklenti oluşturuldu. Sanki Nasrallah savaşa başlayacakmış, girişecekmiş gibi bir hava estirdi. Ama maalesef dağ fare doğurdu. Evet, var. Evet. Bu Tüfeyli Şii bir alim. Hizbullah'ın kurucularından, genel sekreterlerinden bir tanesi. Bakın bir dinleyelim arkadaşlar, ses versin. Hizbullah'ın ilk kurucusu zaten yani, evet, bu şeydi. Hizbullah'ın kurucusu. Sesini verelim, var alt tarafta. Şey var, alt tarafta var. Sesini verelim. Yani vezir hariciyet İran. Nahnu. Çünkü jest ve mimikler burada çok önemli. Yani yaşayarak anlatıyor. Nurahhib bi tahsini wujudikum fil mantika. Yani وين في عندكم imkaniyet tetharraku? İran'ın Amerika'ya söylediğini söylüyor. Evet. Bi Lübnan ve mitl ma amtamlu bi Suriye ve mitl amtamlu bi Yemen ve mitl amtahawlu bi Irak. Ve hakeza kuntum khadam. Mish hulafa, entibhu. Entu khadam. Khadam. Khamenei ente khadim. Amerika ile müttefikli hizmetçisiniz diyor. Ente katilu atfalil muslimin. Katilsin diyor. Kerbalık bebeklerin katilsin diyor. وأحقد وأحقر أين أنت أين أنت عن غزة أين أنت عن أطفال فلسطين هذا السلاح الذي تعده في لبنان لمن لا تقل لي أنني وأنني 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 الأعذار أعذار الخونة نعرفها أنت اليوم مسؤول أمام الله عن كل طفل في غزة أنت تقتله قبل الصهيوني وقبل الأمريكي لو أنك حركت الغزة هنا أنا لبناني وأنا هنا في بعلبك وأنا أطالب أنا مستعد أن أموت وكل من أحب في الدفاع عن غزة وفي الدفاع عن أطفال غزة قبلكم الله وأنا متأكد أنا متأكد لو يعرف الأمريكي لو يعرف الأمريكي ويعرف الصهيوني أنك ستسمح بتحريك الجبهة في لبنان لتوقف عن غزة. Evet. Yani şunu birisinin izah etmesi lazım Muhammed. Burada ben tahmin ediyorum belki Türkiye'de de hatırı sayılır miktarda İran'ı, İran rejimini, İran devrimini kutsayan, seven insanlar var. Onlar da bu işi biraz doğrusu kör bakıyorlar. Bunu da söylemem lazım. Şunu izah etmeleri lazım. Desinler kardeşim, desinler. Bugün Gazze'nin yanında Hizbullah neden yok? İran neden yok? Madem sen Hizbullah'ı, Hamas'ı bu savaşa hazırladın. Madem Hamas'ın bu savaşı yapmasını istedin, niçin arkasında yoksun? Diyorlar ki Türkiye neden yok? Arkadaş, Türkiye Hamas'la beraber değildi ki. Hamas Türkiye'yi İran'a yaptığı gibi bir büyük olarak, bir lider olarak kabul etmedi ki. Kiminle berabersen onunla berabersin. Tamam. Madem berabersin, tamam devam edin, öldürtmeyin insanları. Yardımcı olun. Hiç olmasa, orada bakın yakındalar hemen. Yani ekmek verin, su verin, aş verin, yemek verin. Yardımcı olun insanlara. Bu kadarını yapın, bunu da yapamıyorlar. Bırak savaşmayı, füze atmayı. İnsani yardım bile yapamıyorlar. Bu hak mıdır ya? Yani işler acısı, yani şu anda Gazze'de olanlar. Yani bak Tufeyli. Gerçekten yani saygın bir insan, Şii bir alim. Bu da Şii. Ben mezhepçilik falan yapıyorum gibi algılanacak. Belki birileri böyle söylüyorlar zaten. Hadi ben tamam mezhepçilik yapayım, öyle diyelim. Bu adam Şii. Kendisi anlatıyor Şiilerin halini. Evet. Yani. Siz diyor, siz yani Hizbullah ve İran Amerika'dan daha önce siz bu insanları, çocukların katilisiniz. Ben bunu ilk kez görüyorum. Yani şu konuşmasını ilk kez görüyorum. Hizbullah'ın ilk kurucusu
bu anlamda. Ya ilk kez izliyorum bunu. Önemli birisidir. Yani Türkiye'de belli tanıyanlar belki vardır. Tabii böyle çok televizyonlara çıkarılmadığı için maalesef magazin gündeminden insanlar bir türlü televizyon haber kanallarını bilhassa çok saçma sapan aynı konu temcit pilavlarını çevirip çevirip aynı yorumcularla çevirmekten bir türlü usanmadıkları için böyle insanları tabii ekrana getirmiyorlar. Bunların sesini duyurmuyorlar. Ama bakın bu bir Şii alim. Tamam ben söylüyorum bir susalım. Kendileri kendilerini anlasın. Söylüyor işte. Gerçek budur. Bu adam için şunu söylüyorlar, o Amerikan ajanı, Türkiye ajanı falan diyorlar. Türkiye ajanı mı? Ya, Türkiye'ye yakın durduğu için falan. Yani şunu söylüyor o da, diyor ki yani siz diyor, niçin Türkiye'ye daha yakın değilsiniz diyor. Bu topraklara Osmanlı 400 sene boyunca hükmetti ve buralarda barış vardı, huzur vardı. Siz neden diyor oradaki işte yani Şia'ya yakın duran siyasetçileri eleştiriyor. Evet. Doğrusu budur aslında. O yüzden dışladılar, evet anladım. Ya bu bölgede Türkiye'den daha büyük bir güç var mı? Yok. Yok şu anda yani. Yok. Aklınıza yok. Bak Amerika önce güya Amerika Dışişleri Bakanı bu savaşın başladığı haftalarda 3 defa arka arkaya Orta Doğu'ya geldi, Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'ye gelmeden bir oyun kuracağını zannetti. Ama bugün tıpış tıpış geldi. Karşılığını da aldı. Havaalanında onu gece vakti Ankara Vali Yardımcısı karşıladı sadece. Hiçbir karşılama olmadı. En düşük düzeyde karşılama oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davranışı da ortada. Ve içeride ne konuşulduğunu az çok tahmin ediyoruz. Sayın Erdoğan'ın bir konuşması var aslında. Belki de onu versen daha 25 olması lazım. Türkiye evet. Her ne kadar Hamas'la ilişkileri istediği noktada olmasa da El Fetih'le ve Hamas'la yine de oradan elini çekmiyor. Sesi açalım. Sayın Erdoğan'ın konuşmasını dinleyelim. Zahmet. Filistin meselesinde şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde Gazze'de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz. Yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Şundan emin olunuz ki. Ben inanıyorum ki İran'ın ve Hizbullah'ın yüzüstü bıraktığı Gazze'ye eğer bir nefes olacaksa, bir umut olacaksa o yine Türkiye'den olacak. Yani belki sahne önünde her şey çok açık konuşulmuyor, yapılacaklar çok açık ifade edilmiyor. Ama ben Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Afrika'da, Orta Asya'da oyun kuran ve liderlik yapan Türkiye'nin Filistin'i, Gazze halkını yüzüstü bırakacağını, İran'ın yaptığını yapacağını hiç zannetmiyorum. Muhakkak orada Türkiye bir varlık gösterecek diye düşünüyorum ve buna inanmak istiyorum. Evet, şimdi 18'de Kasım'da Arap Birliği toplanacakmış, bir de böyle bir... 11 Kasım'da. 11 Kasım. Bugün ayın 6'sı mı? 6'sı. Daha 5 gün sonra. Her şey bittikten sonra şimdi, toplanacak. Bu mutruflar bunlar. Mutruf ne aslında? Yani işte bu önde gelen devlet yöneticileri diyelim, büyükleri diyelim neyse artık, devlet büyükleri. 18'i bunlar verelim. Öylesine keyifli, öylesine rahat bir hayat içindeler ki zannediyorlar ki herkes kendileri gibi Gazze'nin dayanacak hali varmış gibi. Evet, 11'inde toplantı yapacaklar ve muhtemelen Gazze böyle olduktan sonra mı ya? Bitti Gazze sonra. Diye bir şey yok artık. 18'i bitti. İnsanlar artık sokaklarda yaşıyor. Bakalım. Hayatta kalanlar da ölüyor aslında. Muhammed ölen öldü zaten. Hı. Hayatta kalanlar da her gün ölüyor. Ya düşünsene çoluk çocuk başında her gece bomba yağıyor. Bugün hangimizin başına bomba yağacak diye insanlar bekliyor. Ve bu Arap liderler, şimdi ağzıma bir şey geldi ama söyleyemedim, tuttum kendimi. Televizyondayız, olmaz, bunlar. Kanala zarar gelmesin diye. Bunlar işte şimdi toplanacaklar, bir karar verecekler. Güya savaşı durduracaklar, beyefendiler. Bunların kendine hayır yok. Bunlar ancak yiyip içip, nokta nokta yapıp yaşarlar. Başka bir şey yapmazlar. Bunların yaptığı şey bu. Uyuyor. Ya bunlar böyle ama üzücü olan şey ne biliyor musun? Topyekun diyemem. İşlerinde muhakkak farklı duranlar da var ama halklar da böyle, insanlar da böyle. Toplum da bu hale gelmiş. Görmediniz mi? Sefahat toplumu haline gelmiş. Konfor toplumu haline gelmiş. Ve o konforları bozmamak için kılını kıpırdatmıyor insanlar. Ya siz Müslümansınız güya. Ya arkadaş, İslam nedir? Ne diyor ayet-i kerime? Müminler muhakkak kardeştir diyor. Ya siz Müslüman değilseniz o zaman kardeş de değilsiniz. Demek ki değilsiniz. Açık. Bunların demek ki İslam'la falan ilgisi yok. Açık bir test yani bu. Müslüman bir vücudun azaları gibi. Eğer bir vücudunun bir tarafına bir şey zarar gelirse, kolu kesilirse bütün vücudu sızlar. Bütün vücut tepki verir.
Hani nerede tepki? Yok, ölü ölü. Ölmüş bunlar. Çoktan ölmüş. Sinir uçlar alınmış tamamen. Şimdi değil, çoktan ölmüş. Evet. Ölmüş, bitmiş. O yüzden zaten bu belaları yaşıyorlar aslında. Ya, daha da yaşayacaklar. Kiminin çocuğu İngiltere'de zevk-i sefa içerisinde. Paraları zaten İsviçre'de. Uyuşturucu alemlerinde. Aslında. Yani, her türlü evet. Sapkınlığın içinde. Yani her şeyi kolunu gövdesini kaptırmışlar zaten. Yani baktığınızda bunlardan... Ne olacak Muhammed? Dünya bunlara mı kalacak peki? Yani kalmayacak. Böyle petrol dolarlarını yiyip yiyip böyle mi yaşayacaklar? Nereye kadar gidecek? Gitmeyecek, gitmeyecek. Söylüyorum, gitmeyecek. Bunun bedelini ödeyecekler. Orada mazlum çocuklar her gece 300-500 çocuk katledilirken onlar orada keyif içinde yaşayamayacaklar. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir sünnetullah yok. Evet. Allah muhakkak bunun hesabını soracak. Ve inşallah diliyorum ki biz de onu göreceğiz. Ya abi çok söyleyecek şeyler var. Zamanında doldurduk. Yani söyleyeceklerimizin de herhalde bir %1'ini söyleyemedik gibi geliyor bana. Bakıyorum ya, şöyle. Neyi söyleyelim? Mısır. Orada tek kapısı, refah kapısı. Yani İsrail'e diyemiyor ki arkadaş yeter yeter ben artık bu kapıları açtım. Açtım ya açtım kardeşim bitti. Gelsin insanlar. Sina çölü koca dev bir çöl. Siviller çocuklar gelsin savaşlar devam etsin orada. Ben şunu demiyorum Gazze boşaltılsın demiyorum. Ama çocukları, kadınları alsınlar oradan hiç olmasa. Ve insanlar oradan bir ekmek, su, yaşam ihtiyaçları karşılansın. Bu kadarını yapmıyor, yapamıyor. Niye? Çünkü İsrail'den, Amerika'dan, aman Amerika işte şu kadar yılda milyar dolar silah yardımı yapıyor. İşte malum İhvan örgütünü Sisi darbeyle indirdi. Orada Mursi'yi işte cezaevinde bir ölüme götürdü. Yeni bir kendisi bir rejim kurdu orada, baskıcı bir rejim kurdu. O rejimi devam etmesini istiyor. Ve oradan gelecek olan Hamas'ın insan yapısı da İhvan'a daha yakındır biliyorsun. O insanları da orada tehdit olarak görüyor. O yüzden ölsünler aman gelmesinler diyor. Allah bunların belasını versin. Alayının hepsini. Amin. Hepsini. Amin. Abi son böyle 3 dakikayla toparlayalım ama biz bu konuya devam edelim. Yani bu burada kalmasın böyle. Önümüzdeki hafta söylenecek daha çok şey var. Gündemi zaten toparlayamadık maalesef. Şunu söyleyelim. Ya felsefik boyutuna giremedik zaten. Sadece olan biteni sadece göstermeye çalıştık ama bu işin arka planında bu işin felsefesi var. Ve bunun neden yaptıkları var. Tam anlamıyla isterseniz sonraki program ona girelim, onu anlatalım. Çünkü farklı friksiyonları var bu işin. Mehmet Muhammed, bugün aslında çok görülen, açık görülen bir tablo var. İnsanlık kabak gibi ikiye bölündü. Nasıl? Bir tarafta zalimler var. Zalime payende olan zalimler var. Zalime boyun eğen zalimler var. Adı Müslüman olan ama olmayan. Öbür tarafta da vicdanının sesini dinleyen, insan olma vasfını kaybetmemiş insanlar var. Bak bunların arasından, bu batılı insanlar, bunların arasından cevherler çıkacak. Zaten çıkıyor bak birileri söylüyor ben Kur'an'ı keşfettim diyor. İslam'ı keşfettim diyor. Onlar doğulu toplumlar ellerindeki nimeti kaybettikleri için, sırtını döndükleri için, dinlerini 5 paraya sattıkları için cezasını bedelini ödeyecekler. Ama batıda birileri belki hakka gelecek ve hakkın temsilciliğini yapacak. Güneş batıdan doğacak yani. İnsanlık buraya doğru gidiyor. Evet. Çok enteresan. Artık adım adım hızla oraya doğru gidiyoruz. Eylemleri görüyorsun değil mi konuşan insanlara? Evet. Bu insanlar ve sadece insan. Abi. Bak burada bir dini motivasyon yok. Sadece insan bunlar. Evet, ve duyguluyorum. Ama vicdan var. Kendimden de utanıyorum. Fıtratına tamamen bozulmamış, fıtratına hala sahip çıkan, yaratılışından içinde bir şeyler olan insanlar var. O insanlar ağlıyor. Ben görüyorum batılı insanlar ağlıyor. Ağlayarak konuşuyor. Bu soykırım diyor. Bu dünyanın bu ayrışımı daha devam edecek. Bu gerçekten de yani dünya çok çok başka türlü bir yere gidiyor. Yani eskiden çeşitli fraksiyonlar vardı. Sağ vardı, sol vardı, kapitalizm, komünizm vesaire vesaire izimler var. Bitti. İnsan olan ve olmayanlar var artık. Zalimden yana olanlar, mazlumdan yana olanlar var. Artık bu iki ana cephe arasında olacak savaş bundan sonra. İnsanlık hızla buraya doğru gidiyor. Abi ağzına sağlık, diline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ama önümüzdeki hafta devam edelim abi müsait olursa. Bakalım İnşallah değerlendirelim. Daha nereye gidecek? Bir hafta çok uzun bir zaman biliyorsun. Bir hafta uzun. Neler olacak görelim. Evet. Evet sevgili izleyiciler. Konuğumuz gazeteci, yazar, programcı. Deşifreden hatırlayacaksınız. Bir dönemler
2015 gibi diyeyim ben, FETÖ'nün ipini pazara çıkaran abimiz Mehmet Ali Önel. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık tekrar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, yine en büyük teşekkürü size ediyoruz. Tabii bu programdan sonra da bir karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten biz, bundan sonra kendi adıma söylüyorum, insan mı olacağız, zalim mi olacağız? İnsan olup mazlumu ayağa mı kaldıracağız? Bugün bir karar vereceğiz. Yoksa halimiz harap. Evet, görünmeyen kahramanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Yine bugün gece ajansında görüşmek ümidiyle size emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.